TRCMSI 12. El ile yıktım ve Madi Kerif Eykindi, radiyallahu atih, en rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, süslü tahtına, koltuğuna, yaslanmış adama, benim hadislerimden birisi okunur da o, kişinin, vaziyetini hiç bozmadan, bizlerle sizler arasında Allah Teala'nın kitabı vardır. Ondan bulduğumuz helal şeyleri, helal sayıyoruz, haram olarak bulduğumuz şeyleri de haram kabul ediyoruz. Yani bu hadis Kur'an'da bulunan hükümlerin dışındadır, onun için bu hadise itibar etmeyiz. Diyebilme zamanı yaklaşmıştır. Sizleri ikaz ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de bulunan bütün hükümler haktır. Ve Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, in haram kıldığı şeyler Allah Teala'nın haram kıldığı şeyler gibidir. Kitap ve sünnet arasında bir ayırım yapılamaz. İzahı, hadis-i şerifin baş kısmı hadisi dinleme adabına riayet etmemeyi kınıyor. Hadis-i şerifi dinleyenin edebli, saygılı, inançlı bir tarzda ve kendine bir çeki düzen vermek suretiyle dinlemesinin lüzumuna işaret ediyor. Hadisin son kısmı da dini kaynak olması bakımından hadislerin ayetler hükmünde olduğunu, müminlerin dikkatini çekerek bildiriyor. Çünkü gerek ayetleri ve gerekse hadisleri tebliğ eden, Peygamber 1. Hepsini ondan alıyoruz. Hakikatte ise Resulullah'ın tebliğ ettiği bir umum hükümler ilahidir. Şari hakiki Allah Teala'dır. Hadisten çıkarılan hüküm. Hadis-i şeriflerle amel etmek ve onlara tabi olmak mecburiyeti vardır. Hattabi diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de bulunmayan meselelerde sünnet-i seniyyeye muhalefet etmenin tehlikesi bu hadiste behrütüyor, gerekli ikaz yapılıyor. Harici'ler Kur'an'ın zahirini tutup onun beyanı mahiyetindeki sünneti terk ettiler. Bu yüzden şaşırıp dalalete düştüler. Hattabi sözlerine devamla diyor ki, bir sahih hadise rastlandığı zaman, Kur'an'da bulunmayan bir hüküm ifade eder gerekçesiyle ret edilemeyecektir. Çünkü sabit olan hadisin kendi başına hüccet olduğu bu hadisi şeriften anlaşılıyor. TRCMSI 13 Ebu Re'afi 7 radiyallahu zuha'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular.